Hepinize selamlar Fırat Sobutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim kardeşlerim. Bugün benden önceki masanın siparişini yiyeceğim arkadaşlar. Ya daha doğrusu masa da olmayabilir. Benden önceki siparişi gideceğim mekana ve diyeceğim ki ne sipariş edildi, ne edildiyse bana söyleme, hatta masaya getir, sürpriz olsun diyeceğim. Bakalım beni ne tür yemekler bekliyor. Çok heyecanlıyım. Ben hazırım. Siz de hazırsanız hadi başlayalım. Evet, Acıbadem'de bulunan kebapçı bir biçere geldik arkadaşlar. Merhabalar, selamlar. Merhabalar. İyidir, sizden ne var ne? Eyvallah. Sağ olun. Evet, şimdi oturduk. Personel arkadaşa soracağız. Daha doğrusu sormayacağım. Diyeceğim ki yani bana en son sipariş edilen neyse ondan getirir misin diyeceğim. Tabii şeyi belirteceğim, atıyorum kalabalık biri ise ondan hani bir kişilik olarak hani bunun hepsini yemeyiz. Bu otunayla çekilir. Otuna tavusla çekilir. Onu tek yapamam şimdilik. Arkadaşı çağırıyorum. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben en son sipariş neyse bir tane ondan isteyeceğim. Aynısına. Aynen. Tamam. Aynısına. Söylemeyeyim bana. Tamam. Aynen. Söylemeyeyim bana. Sürpriz olsun. Tamam, içeceği de sürpriz yapıyorum. Tamam, içecek de sürpriz olsun. İçecek yani. Acaba sevmediğim şey, acılı şalgam gelirse, şu an böyle hafif açlık var, acılı şalgam canımı sıkar mı onu bilmiyorum. O zaman siparişi merak ediyorum. Sipariş geleceği ben de buradayım. Şimdi benden öncekiler başlangıçta şöyle bir lahmacunla giriş yapmışlar ve ayranla. Başlangıç mı dedim, bir tane lahmacun dediler, yok dedi. Başlangıçta bir tane böyle geldi dedi. Aklım aldılar, bu arada masa efsane doldu. O zaman ben şöyle maydanozla hemen başlayacağım. Çekirdek falan girdi de pek şu an sallamıyorum. Keşke hep lahmacun söyleselermiş. Çok güzel. Lahmacuna bayıldım. O zaman ben bunu tırtıklamaya devam edeyim. Gelince artık o diyeceğim her neyse, o gelince ben de buradayım. Bu hakiki yemek değilmiş, bu girişmiş arkadaşlar. Kaburga geldi arkadaşlar. Benden önce kaburga yenmiş, söylenmiş ve ben de şimdi kaburga yiyeceğim. Şöyle bir başlıyorum. Öf 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 öf. Arasına hiçbir şey koymadan dalıyorum direkt. Bak, bunu abartmıyorum. Kaburga gerçekten benim 3-5 yıl oldu yemeğiyle. Harbi oldu. Acayip denk geldi. Nar ekşisi alabilir miyim ben ya? Ben niye kaburga yemiyorum ya bayağıdır? Niye yemediğimi söyleyeyim ben size. Adana'da gittim kaburga yemeğe. Tamam, hatırladım ben. Nar ekşisi rica edeceğim dedi. Ben alırım ya, sen hiç zahmet etme kral, ben dökerim. Eyvallah. Sağ olasın. Tamam. Sağ olasın. Sağ olun. Biraz şuna, pişmiş soğana. Ben hepsine dökerim bunların. Biraz daha, ooo. Tablacı salatasına da yakışır. Tamam. Hatırladım, ha, onu diyordum. Adana'da gittim arkadaşlar böyle bir tane bilinen kebapçılardan bir tanesine. Kaburga söyledim ve gerçekten bu yediğimle alakası yok. Bayağı böyle bir lezzeti beni şey yapmıştı, soğutmuştu. Çünkü o zaman da uzun bir süredir yemiyordum. Canım istemişti ve o beni soğutan neden oldu. Ben şu an onu hatırladım. Yani o kaburgadan dolayı ben yemedim. Sarımsaklı falan salata. Süper. Biraz da tablacığa. Akıyor ya. Ben bunu alırsın. Şöyle tablacı salatası da alırsın. Öf 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 öf. Bugün akşam işim var mıydı? Geç artık, o varsa da. Çok güzel geldi. Patates de varmış. Şu ön üçlü hariç, burası hariç, bunların hepsi ikram arkadaşlar. Geldin yani, kebap söyledin. Şu salata takımların hepsi ikram. Onu da belirtmek istedim. Ha, güzel başladı. Fena değil. Aktı. Şimdi ben şöyle bir cinayet işleyeyim. Buna gerek yoktu. Buna hiç gerek yoktu. Şu an buna hiç gerek yoktu. Şu an aşırı keyiflendim arkadaşlar. Bayağıdır yemediğim kaburgayı yedim. O zaman biz buraları böyle ekipçe bir gömelim. Diğer mekanda görüşürüz. Şimdi de Bolt Burger'e geldim arkadaşlar. Birazdan içeri gireceğim. Ve burada bir önceki sipariş neyse onu sipariş edeceğim.
Şöyle bir şey var yalnız, bura böyle ufak bir dükkan. Hani şu an kalabalıkta değil ama buranın şeyini duydum ben. Paket servis olayı falan fazlaydı. Paket servise de okeyim burada. Heh, ona geleceğim. Hani masa değildi. Paket servise de okeyim. Bir sıkıntı yok benim için. O zaman hadi içeriye geçelim, siparişimizi verelim. Şimdi içeriye girdik. Selamlar tekrardan. Öncesinden selamlaştık tabii ki araya. Bodoslama girer girmez anlatmadık. Bir kısaca bahsettim arkadaşlara. Dediğim gibi ben şimdi en son siparişi istiyorum. Tamam. Ya bu arada paket de olabilir, masa da olabilir, fark etmez. Tamam. Çokluysa onlardan bir tanesi. Tekliyse de zaten tekli. Değişen bir şey yok bizim için. O zaman arkadaşlar biz dışarıya geçelim. Sipariş gelince geliriz. Güzel. Truffle Burger'miş adı. Trüflü mayonez var. Trüf mantarlı mayonez. Ondan sonra çıtır soğan, dana bacon. Şöyle de cheddar'ımız var içinde. Ekmek bu arada çok güzel duruyor. Hamburger'de dediğim gibi her zaman benim için ekmek de çok öncelikli sıralarda. Etle beraber yanında da böyle patates de var. Bak et. Kıyma. Böyle bildiğin içinde saçma sapan baharat olmadığı çok güzel böyle bir hamburger eti. Tosun lezzeti falan güzel. Teşbihte hata olmaz. Bu lezzet bana Zula'nın burgerini hatırlatıyor. Onu söyleyebilirim. O Zula'daki güzel soslarla harmanlanmış burgerin etin tadı şu an ağzıma geldi benim de. Çünkü böyle eti kaliteli kıyma kullanan, kaliteli et kullanan firmalar kullanıyor arkadaşlar, yapıyor bunları. Onu söyleyeyim size. Çünkü burada kaliteli malzeme, işte sosu istediğin kadar kaliteli yap. Eti eğer böyle güzel bir kıymayla yapmazsan, yani eti güzel bir et kullanmazsan kıymada patlar. Çok güzel bir burger eti. Dışarıda işte iyi bir burgerci değiliniz. Ortalama fiyatlar 200 lirayla 350, hatta daha da fazla çıkıyor bu aralıkta. Bunun da fiyatı 323 lira. Ben ekmeğine de etine de harbiden bayıldım ve burayı ilk defa deniyorum. İlk defa geldim buraya. Daha önce gelmemiştim. Beğendim. Hoşuma gitti. Son siparişi veren arkadaş. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ağzının tadını biliyormuşsun. Benim için çok okeydi. Yani normalde ben mesela bana deseydi ki arkadaş burada hamburger yiyeceğim ne önerirsin? İşte truffle ne var içinde? Trüf mayonezli mantar. Bana normal klasik hamburger ver. Ben normal onu yiyeyim. Ama bunu beğendim. Güzel oldu. İyi başlıyoruz. Güzel gidiyor. Umarım patlamayız. Diğer mekanda görüşmek üzere. Ben bunu yavaştan gömüyorum. Şimdi de Acıbadem'de Wake'en Bake'deyim arkadaşlar. Burası güzel bir mekan. Hatta burası şöyle söyleyeyim. Araz Akman belki bilirsiniz. MasterChef yarışmacısıydı önceden. Onun mekanı arkadaşlar. Kendisi birkaç defa davet etmişti. Ben de demiştim ki inşallah bir gün kısmet olur. Bu videoda hem onu da koymak istedim. Hem de bu videoyla zaten gideceğim de bu arada. Çok istiyorsunuz. Şeflerin, MasterChef yarışmacıların dükkanlarına. Onu da zaten yapacağız kısmetse. Ama şimdi böyle Araz'ı bir ziyaretle başlamış da olalım. Haydi buyurun. O Araz Bey, ne haber ya? Kardeşim ne yapıyorsun? Hiç görüşmedik şimdi. Ne haber? İyi, hoş geldin. Hoş bulduk. O kadar diyorum davet etti. Bu video kısmet oldu. Aynen, ondan öyle. Sonra. Şimdi o zaman ben sana hemen konsepti söyleyeyim. Ne tamam, yapacağımızı. Tamam. Sen bana benden önce gelmeden önceki bir sipariş. İşte artık paket servis olur masal. Neyse onu getir kral. Tamam, geçmiş tamam. Olsun. Ne? Biraz böyle yoğun bir siparişti tam sen gelmeden önce. Vereceğim ama ekipçe gömersiniz abi bak. Lezzet, öyle mi diyorsun? Güzel, aynen. Birini yedin mi diğerini isteyeceksin zaten. Ben normalde onun tekini alıyordum. Abi. Önceki sipariş demedin mi? Evet. Tamam, ona göre yapacağım işte. Ekipçe gömersin dedi, ürküttü. Evet, benden önce aşiretin olduğunu keşke bana söyleselermiş. Ben seni uyarmıştım abi. Oo, Kraz zaten tek video burası. Araz, ben zaten videoda toplam bu kadar anca yiyorum. Abi, sen iyi yiyormuşsun, öyle duydum. Arkadaş grubu, gelen arkadaş grubuna da buradan teşekkürlerimi iletiyorum.
El insaf ya. El insaf ya. Abo şey bu. Köy patates kızartması, evet, var. Ban ekmeği var. Sosisli var. Dur ben de ayağa kalkayım. Kokoreçlerimiz var. Kokoreçli balbanımız var. Kokoreçli. Trüflü gerdan etli bagetimiz var. Gerdana. Tavuk karagemiz var. Bu soyalı bir Japonya Tokyo'ya özel tapyoka nişastasıyla kızartılmış iki ev yapımı sosumuz da arancinimiz var. Sicilya'dan supleal telefonumuz var. Roma'dan böyle komple her bunu yerden bir şey. Bunu kaç tane insan evladıydı toplam? Abi bunu 3 kişiydi ya. Sen de bunu rahatlıkla beni yiyeceksin. Beni bul iyiyim. Beni bulun. Videoya yiyecek adam lazım. Beni bulun. Helal olsun size. Gerçi bizim de ekip boşluğu şu an. 2 kişi geldik. Biz de buraya kalabalık geldik. Boş gelmedik. Senin Aras konsept şey değil mi? Böyle her kültürü sokak lezzeti gibi diyebilir miyim? Aynen öyle. Kıtalar arası sokak lezzetleri aslında bu restoranın konsepti. Eyvallah. Kahvaltılarımız da yine aynı şekilde. Bu arada Aras'ı nereden tanıyorsunuz diye düşünmeyin. Hemen göstereyim. Son akşam yemeği tablosu. MasterChef'tendi kendisi de. Eyvallah kral. Ondan sonra teşekkür ederiz. Buradan herkese teşekkür ederim. Afiyet olsun. Umarım beğenirsin abi. Yani bunlar en beğenilen tabaklarımız. Ya bir şey diyeceğim, ben yerim. Ben bu buzdağının görünen kısmı sadece bir daha. Daha var değil mi? Menü çok geniş bizde. Ortalama kaç kalem şey var? 48-49 kalem ürün var benim. Ya bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Hepsini sıfırdan kendimiz yapıyoruz abi. A'sından Z'sine. Eyvallah. Ben de A'sından Z'sinden başlayıp yiyeceğim. Aynen öyle. Afiyet olsun. Muhtemelen burayı çektikten sonra bir saat ara verip öyle devam edeceğim arkadaşlar. Yo başka mekanlarda çünkü şey yaptım. Geldiler falan. Ondan sonra tekini mi dedi? Tekini dedim. Siz seçin. Bırakın falan. Sen de şey olduk tabii. Tonga'ya geldik. Ben Tonga'ya iyi oldu. Ben insaflı davrandım bu arada. Eyvallah. Büyük adisyonlar geliyor abi bazen. Değil mi? Sıkılır aynı. Eyvallah. Ama bence buraya gelince de böyle çeşitlilik sipariş vermek çok mantıklı ya. Genelde misafirlerin tercihi oluyor. Bir tane ürünü yiyorlar mesela. Diyor ki ya şunu da deneyim, bunu da deneyim, onu da deneyim, bunu da deneyim derken. Bayağı bir sonra bakmışsın asgari ücreti koymuşsun. Eyvallah. Afiyet olsun. Sağ olasın. Aa şey hızlıca bize fiyatlarını söylesene Aras. Tabii hızlıca söyleyeyim. Frankfurterimiz 185 TL, ikili baobanımız 220 TL, köylü patatesimiz 180 TL. Köylü patates arkadaşlar bu bizim o Adana, Mersin o tarafları. Aynen öyle, Mersin'in meşhur köylü patatesi. Kokorecimiz kaç para oğlum? Abi fiyatlara yetişemiyoruz ki. Hiç sıkıntı yok. Ben var ya şimdi diyecektim. Bilmiyorsan elde şey al. Ben hiç biliyorum. Takipçiler de videodan alışkın. 200'e hiç yemediğim için ben burada fiyatları bilmiyorum abi. Kokoreç. Şey diyorum benden hesap almıyorlar nedense. Çok özel bir kokoreç. Balıkesir'den getiriyoruz. O yüzden biraz maliyetli abi. Bak göm bir tane bak bakalım. Bu fungi pancetta en çok sattığımız pizza kaburga ve füme istiridye mantarı var. Altında San Marzano domatesi, İtalyan unu ve İtalyan mozzarellası var. Sadece 385 TL. Supleal telefonumuz normalde üçlü formda gelir. Sizden önce gelen arkadaşlar yarım porsiyon bize ikisinden de yap eyvallah, dedikleri Allah için razı olsun böyle bir şey geldi abi. Biri 160, biri 185 TL. Üçlü parça tamam. Halinde. İçerisinde gerdan eti, obruk peyniri, parmigiano reggianolu bir risotto, altında bir kuru domatesli mayonez, üstünde de taze maydanoz var efendim. Afiyet olsun. Sen kokoreçten nerelere geldin? Adını bir daha söyle dese söyleyemeyeceğim şeyi yiyeceğim. Bu? O tavuk karagemiz. Evet. 280 TL. İki sosu da kendimiz yapıyoruz. Tamamen tapyoka nişastasıyla. Aynı zamanda glutensizdir abi. Çok umurunda olur mu bilmiyorum ama haberin benim olsun. Yani. Glutenli glutensiz her türlü gömerek teşekkür ediyorum. Afiyet ben olsun. Dalıyorum o zaman. Dal abi. Eyvallah. Gerçekten burası benim son akşam yemeğim olabilir bu tablodaki gibi arkadaşlar. Yalnız burada denemediğim de şeyler var. Kokoreçi ağzıma attım. Onu söylemeyi unuttum. Kokoreçi gerçekten dediği gibi çok başarılıymış. Biraz tuzlu olmasının sebebi de dedi. Direkt dedi biz Balıkesir'den getirtiyoruz özel dedi. Ben ama şöyle bir köylü patatesiyle girişimi yaparım. Bu arkadaşlar Mersin bölgesinde yapılan köylü patatesi gerçekten de bu restoranlarda özellikle işte alkollü alkolsüz büyük mekanlarda çok kullanılıyor. Pizzayı ben daha fazla soğutmak istemiyorum. Çatal kullanıp kullanmayacağımdan emin değilim. Oğlum çok fena şeyler yiyeceksiniz ben size söyleyeyim. Aklınız gidecek. Bunu bilmediğim için mesela bunu keserek yiyeceğim. Böyle direkt elimle atmayacağım hani. Bu keserek yeniliyormuş gibi şey yapacağım. Şöyle de gösterdik. Ha gerdan etli bu. Bu gerdan etli. Çok iyi. Çok iyi.
Yeri nerede biliyor musunuz? Acıbadem Köprüsü var. Acıbadem Köprüsü'nün hemen böyle aşağı Kadıköy'e doğru olan tarafta sağında kalıyor. Hemen yolun üstünde sağda kalıyor burası. Karşıdan geldin, Acıbadem çıkışına girdin, dümdüz aşağı doğru gidersen yine burayı görebilirsin. Karşıdan gelenler için de şunu çok merak ettim. Çok güzel görünüyor. Eminim sizin de iştahınız kabarıyordur. Böyle bir dalıyorum ben direkt. Sumaklı soğan direkt yapışıyor. Bu Cool Lime, sizin kendi yaptınız bu. Bu da limonata. Limonata. Bu da fesleğen tohumu. Bu da şerbet. Sanki bu Çin içeceği gibi duruyor değil mi? Hani sanki öyle bir Çin'le minle gitmişsin de Tayland'da böyle böcekli sana içecek ama bol proteinli diyor gibi. Önünde bir İran içeceği abi bu. İran'da Muharrem ayında böyle sevabına dağıtılan bir şerbetten eski. Neyin tadını andırdı Gülsü gelince? Bici bici. Bici biciye bici, benzer. Bici bicinin Adanalılar söyleyeyim buraya geldim bunu iç. Kaliteli bici bici, bici bici içiyormuşsun gibi oluyor. Gerçekten güzelmiş bu arada. Bu da kullaymış. Hemen geldi denemem lazım. Oo tokatlar. Oha. Oha bu çok iyiymiş. Limonata çok iyiymiş. Hatta Aras dedi ki abi dedi şunu söyleyeyim. Limonatayı dedi neredeyse zincir şeylerden bu kola bilmem ne firmaları kadar satıyoruz. Bayağı beğeniliyor dedi. Allah bereket versin gerçekten de güzelmiş. Ben sadece bunu veririm. Bu çok güzel. Yerden olay akıyor. Bak ekmeği falan hepsi kendilerinin. Böyle bir elim melim battı kusura bakmayın bu videoda var ya her yerim iyice batacak ama. Bak şu farklı bir kültür benim damak zevkime hitap etmiyor tamam mı? Ama şu ana kadar yediklerim hepsi ateş ediyor. Haa gel buraya. Gel buraya. Ban ekmeğinde kokoreç bunu gidemezsin bu toplu gidecek yani. Yani onun şeyi yok. Japon kokoreci. Bir şey söyleyeceğim. Kokoreçin pişirme gelen tada gayet akıyor. Ama bu çok iyi. La bu tek video olurdu ya. Tüm dünya sokak lezzetlerini tek bir mekanda yedim. Bir tane video gitti. Bravo Aras. Teşekkür ederim kardeşim. Bize bir videoyu yedirttin burada. Bu şey. Hani bir şey yedim bunu atıyorum sindirsin. Hani onu attın onu tuttur da. Tavuğumuz vardı burada. İlk önce sade mi yiyeyim? Sade de. Sade bir bakayım tadına. Sade bak içi bayağı suludur. Çok güzel bir yapmışsın. Hangisinden içelim ki? Ne kaldı tadına bakmadığımız? Bu kaldı. Allah'ım. İyi ki de buraya üçüncü mekan olarak gelmişim. İlk mekan olarak gelsen. Muhtemelen buranın %90'ını yerdim ve sonra çekim biterdi benim için. Cool Lime'ın içimi o kadar güzel hafif olmuş ki. Hani böyle şeker baymıyor, ekşilik falan şey. Mesela ama limonata böyle güzel, keskin. Gönül isterdi. Buraya ilk gelim, tüm masayı yiyeyim ve sonra gideyim. Sonra bakarım bir daha çeker miyim diye ama buradan hafif hüzünlü. Hepsini gömmek istiyorum ama gömemem. Ekip de gömecek. Diğer mekanlarda devam edeceğiz kardeşlerim. Hiçbir yere ayrılmayın, ben geliyorum. Ben buradan gidemiyorum. Ya bu çok hafif. Evet. Bu çok iyi. Şerbetle beklemiyor. Şerbetini alüminyum veriyoruz abi. O yüzden böyle tam dengesi çıkıyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Gururlu esnaf kahvesi. Bu bayağı hafif. Bu arada şunu söyleyeceğim. Bunun siparişle alakası yok arkadaşlar. Ben gidiyordum dedik ki. O kadar yedin içtin dedi. Tatlı yemeyecek misin? Gelmişsin ayda yılda bir daha ne zaman? Dedim getir. Bir o zaman bir tane. Dur dedi birkaç tane getireyim. Bunu getirdi. Artık bunu getirin dedi. Bunu da çekip size göstermesem olmazdı. Hafif bu, abi tatlı. Çok hafif. Aynen. Kesme Maraş dondurması, baklava yufkasına sarıyoruz. Boz Gaziantep fıstığı şerbet. Bu daha da hafif olacak. Bu lemon curd böyle çeneye vuran ekşiliği olan bir kreması olan aslında bir Berliner türevi diyebiliriz. İçi yumuşak, etrafı böyle bir lemon curdlu, ekşi bir krema. Bueno'muz, altta tereyağlı crumble, mascarpone. Nasıl? Bueno en çok sattığımız tatlı. Altta böyle bir yanık
tereyağlı crumble'ımız var. Üstünde mascarpone, fındık kreması, lime suyu. Bunda da böyle bir ekşi tatlı dansı vardı. Mascarpone, Allah razı olsun, MasterChef'te öğrendim. Değil mi? Şiraz İran'a ait maskati. Böyle zerde severleri çeken bir tatlı. Sunumda yalnız. Tabii. Sunumlar yöresele yöresel. Şeye, moderne modern sunum yaptık abi. Bu da böyle safran, file badem, gül suyu. Gene böyle aslında bir safranlı bici bici diyebiliriz. Sen sürekli bici biciye gidip geliyorsun abi, değil mi yediklerinde? Bu da abi Kasım ayına özel. Olayın kralı bu. Kasım ayına özel Atatürk'ümüzün en sevdiği tatlı olan Selanik tatlısı. Bunu bir yarışma yaptık ekip içinde. En lezzetli yapan. Ekip dediği işte, restoranın. Şimdi ekip. Hani MasterChef akıllarına geldi. Çalışan ekibimiz, evet. Personelimiz içinde bir yarışma yaptık. En iyi Selanik tatlısını yapan Kasım ayı boyunca kendi tatlısını menüye dahil etmiş oldu. İşte ayrıca çift tiptir, ikramiyedir, maaştır falan bir şeyler de yaptık üstüne ama Kasım ayı boyunca menümüzde. Direkt kaşıkla dalıyorum. Aynen öyle abi. Altı böyle bir helva kıvamındadır. Üstü böyle bir muhallebimsi süt helvasıyla sanki irmik helvasını böyle mixleyip yiyormuşsun gibi bir tadı var. Dağılır ne abi zaten. Aynen öyle. Bir saniye, ne mixleyebildim, ne yiyebildim. 38 yaşına geldim. Yemek yemeyi öğrenin. Afiyet olsun. Nasıl? İlk defa yedim ben bunu. Yani Atatürk'ün seçimlerini sorgulamıyorum ben. Adam beğendiyse illaki bir bildiği vardır diye. Aga bırak artık, ben gideyim aga. Ben gideyim abi. Kahve bu arada nasıl? Kahve işte istediğimde geldi. Tatlı muhabbeti sonradan gelişti. Kendin bunu nereden? Etiyopya'dan. Abi. Bayağı aynen. 1,5-2 ay ben bu çekirdeklerin peşine düştüm falan. Kendi markam. Şu an Amerikanı. Yani buraya atıyorum. Yemeği yedi, kahvesini de içer üstüne. Aynen öyle. Espressosunu da içer, yer. Tatlısını da yer. Tabii. Yani buradan full paket gidebilir. Aynen öyle. Mükellef. Eyvallah. Her şeyi yer içer. Gerçekten gider de hani güzel, kaliteli ve lezzetli bir şeyler yediğim için çok mutluyum. Abi afiyet olsun. Bir şey gösterecektim, aynen, söyle. Yok, sen pisleştin diye sana, pisleşelim diye sana bazı ürünler getirdim ama böyle vegan, vejeteryan, onları da koyduk yani menüye. Yani sağlıklı, işte glutensiz, o bu. Onlar da var. Yani böyle her çeşit şey insan gelirse, aynen, evet, aç kalkması aynen öyle zor. Abi, sıkıntılı. Aç kalkamaz kimse orada. Üçlüymüş daha. Fena değil ha. Eyvallah kral. Elimi de alayım şöyle. O zaman biz diğer mekanlara doğru. Bu sefer vallahi devam ediyorum. Artık bir şey getirsen de yemem. Hiç. Afiyet olsun. Kesin bu sefer gittim. Ayağınız bu sefer kesin gittim. Şimdi finali çok güzel yapıyorum. Konağa geldim. Sushi'cideyim. Ama tabii ki sadece sushi de yok. Burada birçok farklı uzak doğu yemekleri de var. Şimdi yine gireceğim içeriye. Diyeceğim ki bana Paris ne geldi benden önce? Onu getir kral diyeceğim. Çok iyi yedim ya. Ya var ya, ağzını orada patlattım kendimi ya. Burada umarım biraz daha insaflı bir şeyler gelir diye ümit ediyorum. Finali böyle kendime işkence çektirmek istedim. Belki böyle yiyemediğim bir şey çıkar falan. İyice güleriz, eğleniriz dedim. Haydi o zaman içeriye doğru geçelim şimdi. Evet, şimdi geldik, oturduk arkadaşlar, sipariş vereceğim. Selamlar tekrardan. Kral, ben ne istiyorum biliyor musun? Bana en son sipariş neyse onu getirirsen çok sevinirim. Bu kadar. Başka diyecek bir şeyim yok. En son siparişi istiyorum. Ve arkadaşlar merak da ediyorum. Yani daha demin iyi gol yedik Araz'ın orada ama güzeldi. Bakalım burada ne gelecek? Troll mü yiyeceğim? İyi bir şey mi? Seveceğim mi? Bura direkt zar. Burada direkt zar attım arkadaşlar. Artık sipariş gelince ben de buradayım. Tavuk. Tavuklu ramen çorba. Ramen çorba. Ramen çorba. Yani. Ramen çorba. Bu da hesap. Bu da bentodan etkilerimiz. Bu da çıtı Çin mantısı, Çin salatası, sebzeler işte ve dana etimiz var. Japon tabildotu. Tabii Japon tabildotu. Japon tabildotu diye geçer bu da. Burada ne var dedin hocam? Öğrenelim. Dana eti. Dana eti. Mısırlı falan, sebzeli. Bu bildiğimiz noodle. Var. Ha erişte. Evet, sebze noodle'umuz var. Çıtır Çin mantımız var. Çin mantımız var, salatamız o da. Evet, Çin salatamız var bir de. Tamam. Bu kadar. Daha ne olsun? Afiyet olsun. İnşallah. Bakalım. Aa, bak seramikten şöyle çorba. Bunu içmeden yapamayız. Hastalandığımda annem hep bundan yapardı Adana'da bana. Hep bundan yedik arkadaşlar. Aba! Japon beyranı.
Tavuk etli Japon beyran. Bakşıra var ya. Alev alev. Akıyor. Bunun tadına baktım. Bunu sayınacağım Furkan. Sen seviyorsun bunu. Şunu kullanmazsam olmaz. Ha, şöyle bir etimizden bakalım. Abi ya. Yani güzel de benim damak zevkim o kadar uzak ki. Ama şu okey. Bak bu okey. Şurada da Japon mevsim salatamız. Bak salata akıyor. Salata 10 numara. Vallahi kurun ay valla. Tamam su da söyledim de. Bu siparişe dahil değil. Bu gırtlağım yandı. Salata yeşil salata bildiğin güzel. Soğanı muanı falan ayarı yerinde. Mantıya bak mantıya. Yenir. Ha, bunların hepsini ekiptekiler gömecek. Neden? Çünkü onlar dedi. Yok mu dedi bir uzak doğu mutfağı. Video güzel olur abi. Akar. Ah. Ah. Bu arada akası bir yana soya biraz tuzlu sadece. İşte o muhabbet var ama şunlar yenilmeyecek şeyler değil. Tamamen tüketimle alakalı bir şey. Yani ağız tadın alışmasıyla alakalı bir şey. Normalde soya falan var yani o kadar. Ama işte tuzu falan yoğun o soyanın. Hani onu söyleyeyim. Oh iyi geldi be. Yani bu resmen ceza gibi oldu. Şöyle ceza. Daha demin bir şovu yaptık. Lezzet patlamaları o bu. Şimdi 180 derece tersine geldik. Vurduk arkadaşlar. Ve yavaş yavaş da bir videonun sonuna geldik. Benim için çok keyifli videoydu. Beni misafir eden tüm dükkanlara buradan tekrardan teşekkür ederim. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.